geldiler. Ay canım, vay canım. Çalgılar getirdiler. Ay canım, vay canım. Babasının evinden. Ay canım, vay canım. Çalgıyla götürdüler. Ay canım, vay canım. Ağlama gelin, güzelsin, güzelsin, güzelsin. Bey babanı üzersin, üzersin, üzersin. Durun! Yakmayın, rica ederim. Bayburt kına gecesindeyiz. Gerçi dışarıyı algılayacak olursanız gündüz. Diyeceksiniz ki bu kızın adı ne, nerede tanışmışlar? Yok. Neden? Çünkü kızımız nişanlı bile değil, değil mi? Ne? Nişanlı mısınız? Evet. Nişanlı mısınız? Kına gece. Evleniyorum. Aga, canlandırmadın mı ya? Evet, canlandırdım. Ha? Canlandırma diye geldik biz buraya. Canlandırma zaten. Canlandırma kayıtlı olduğumuz için biz direkt canlı olsun dedik hani yani. Kızım gerçeği söyle bana. Evleniyorum. Evleniyorsun. Evet. Bak sözünü... İyi ne yapalım? Ciddi ciddi Bayburt kınası bir şey. Canlandırma biliyordum. Ben de öyle biliyordum ama zaten iki kişi tanırım bu Eda ile söyleyen. Bir Ebru Gündeş, iki siz. Üzersin. Böyle bir nasıl diyeyim hani... Böyle delikanlı duruş muruş durumlar. Evlisiniz. Değil. Bekarsınız. Evet. Onun için böyle evlenmek üzere olan kızı hafif diş gıcırdatarım. Güzel anladık. Evlenip sen gidiyorsun aramızdan. Biz hala. Ya öyle bir sıkıntımız yok. Bizim. Canım niye olsun? Allah Allah. Olamaz zaten, yok öyle bir sıkıntımız. Niye olmadı efendim? Yani niye ayrıldınız? Ne dedi? Ayrılmadım canım, nerede? Hadi. Hayır hadi. Ayrılmadım. Şey hani böyle kariyerde yaparım çocukta meselesi var ya. Siz kariyere? Ben kariyere taktım bu aralar. Nedir efendim mesleki kariyer? Öğretmenim ben. Öyle mi hocam? Evet. Affedersiniz ben de öyle. Zevzek. Adam olamadım gittim. Zevzek. Estağfurullah. Yürü be. Biz dört gözle sizi bekledik. Geldiniz, neşe kattınız bize. Estağfurullah. Tam tersi medeni durumunuzu hatırlattığım için beni affediniz. Yok öyle bir sıkıntı yok. Mesleki kariyer sebebiyle mi evlenememe durumu? Ya belki öyle, evet doğru. Ama niye? Ya da nasip kısmet olmadı hiç herhalde. Hiç isteyen olmadı mı efendim? Bu programdan sonra inşallah olur. Ama siz bir... Tez zamanda. Celal Hazretleri tez zamanda. Koskoca öğretmen olmuş. Bir türküyü ezberleyememiş. Kopya çekiyor. Kopya. Ay, kopya çekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey itiraf edeceğim. Ben Bayburtlu değilim ben. Trabzonluyum. Bayburt türküsü bildiklerim var da her yerde aynı türküleri hocam okumaktan... Hocam ama kopya böyle çekilir. Hiç öğrenci... Hayır ama ya ben göster... İnsan avucuna yazar. Güzelsin diye. Siz öyle orada kukuma kuşu gibi kaldınız değil mi? Evet öyle oldu. Gelin hanımefendiciğim, isminizi bahşeder misiniz acaba? Meryem. Meryem. Nasıl oldu bu iş? Severek oldu. Olur mu canım? Genelde nefret ederek evlenilir ya. Enteresan olmuş sizinki. Yani severek evlendik. Kim görmüş? Annesi mi, siz mi? Hayır artık canım, kendisi gördü. Kendisi gördü. Siz onu görmediniz o sırada. Bir gün karşınıza çıktı. Görmeden dam diye vurdunuz. Önüne baksana dediniz. Bir baktınız ki onun durumları mı? Evet, aynen öyle. Ne istediniz evlenmek için kendisinden? Hiçbir şey. Şimdi kusura bakma yani. Çok sinir oluyorum böyle. Ya biraz... Dedikodusunu yapmayın oradan. Nişanlısının adını bilmiyorsun. Kınasına gelmişsin kızın. Niye bir şey istemediniz? İstemem gerekiyor mu? Evet. Beşi bir yerdedir. Bileziktir. Yok. Arsadır, yok. Evdir, arabadır, vesairedir. Böyle işte kafanızda kavak yerleri esiyor. Terelelli. Ondan sonra ay buyum yok, ay şuyum yok. 4 sene sonra göreceğim ben evlendikten sonra. Tamam. Ayşe'ye bilezik almış kocası. İsteseydin kızım diyecek o da. Onları zaten takıyorlar. İstemesine gerek yok. Aman dildir pabuç. Siz gelin hanımın nesi oluyorsunuz? Sadıcı. Evet. Öyle midir efendim? Zaten takdim edilir mi? Tabii. Neler taktılar? Bakacak bir şey yok. Benim koca sırtımı göreceğim.
Diyor ki açılın kı ben de göreyim. Gör anam gör. Kazan bu sabaha kadar seyret. Neler takdim ederler Bayburt'ta? Mesela burma, bilezik. Adana burması mı? Hayır. Erzurum. Erzurum burması. Takı seti. 10 tane en az. 10 tane, 15 tane takan bile var yani. Kaç tane efendim? 15 tane takan bile var. Görmüyoruz. Ben bekarım. Siz de bekar. Evet. Gıcık oluyor musunuz arkadaşınıza? Hayır. En yakın arkadaşım. En yakın arkadaşın ama gidiyor, dünya evine gidiyor. Allah mutlu etsin. Öyle öyle ne yapacaksın hanım? Karısı tüm bekarların başına. Hayırlısı. Amin. 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 İnşallah tez zamanda. Ben de ya böyle kınacı hocalara da pıt 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 pıt. İnşallah tez zamanda. Var mı biri? Adaydır mı? Hayır. Daha yaşımız çok küçük. Çok küçük. Oldu. Arkadaşımız acele etti ama. Öyle öyle. Evet. Onun beşiğini gördüm ben zaten. Ancak çıkmışlar. Biberondan yeni. Ne? 18 yaşındayız daha. Çok erken. Erken tabii canım. 18 yaş ne oluyoruz? Siz arkadaşımız... kaç yaşınızda evlendiniz efendim? Ben evli değilim, bekarım. Şu gelin adayının haricinde evli olan var mı? Nişanlı olan var. Yok mu? Yok. Hep bekar. Herkes bekar mı? Bekar, evet. Kardeş bol detay. Sesçi Mahmut. Üstelik Erzurumludur. Kendisi bekardır. Hayırlısıyla bir izdivaç yap. Mahmut'um esas senin yerin buraydı benim iki gözüm ama. Bekar. Evet bekar. Evet, bekar. 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 Tabii de pardon. Bekar. 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 Evli. Siz bekar değil. Evli. Evli. Evet. Çok şükür Rabbim Allah sana. Sadıç'ın annesiyim. Kızın? Evet. Sadıç hanımefendinin annesi. Evet. Yaşı ufak ama. Ufak. Siz evlenirken de bu adet var mıydı? Var. Yani böyle 15 tane 10 tane Erzurum. Yok bizim zamanımızda çok yoktu ama şimdi var. Siz kızın, gelin hanımın annesi. Evet, annesiyim. Siz 11 yaşında mı anne oldunuz? Hayır, 15 yaşında anne oldum. 15 yaşında? Evet. Erken evlenmişsiniz sanki. Evet, kaçmıştım çünkü. İyi, affedersiniz. Neden kaçma gereği duydunuz? Demek ki seviyormuşuz. Soğuk bir kış günüydü. Hayır, yaz günüydü. Yaz günüydü. Babam yorgun argın işe geldi. Annemle beraber odalarına çekildiler. Vakit haylice geç olmuştu. Evet. Çaktırmadan kapıdan çıktım. O kapının tık sesi sanki yüreğinize bir hançer gibi oldu. Acaba uyanırlar bacağımı keserle bacağımı kırarlar mı diye. Sonra koştur. Nerede buluştunuz? Biz mi? Samanlıkta. Samanlıkta. Evet. Evet. İğne mi arıyordunuz samanlıkta? Evet. Birbirlerini beklirdiler. Siz de herhalde samanlığın kapısında geldi ayol geldi diye. Annem bütün olayı biliyor sen de ya. Maşallah. Agatha Christie 1 isim neydi? Zümrüt. Bayburtlu Zümrüt teyze 2 gerilim romanları uzmanlığı. Ne kadar sonra barıştınız ailenizle? 15-20 gün sonra. İyi kısa sürmüş. Evet. Babanızın kızgınlığı geçmiş. Tabii ki. Sizi görünce ağladı mı babanız? Canım ağlamaz olur mu? Yavrum tabii. Niye yaptın? Niye bana bir sormadın demedin mi? Canım hiç diyebilir mi yani? Bana niye kaçarken sormadın yani öyle şey olur mu? İnsan bir haber verir babasına ama siz canım yanlış yapmışsınız. Canım nasıl haber vereceğiz? Babacığım ben kaçıyorum haberin olsun. Aa, ya. Bir şey adam yerine koy şu babaları kaçan kızlar ya. Ayıp ediyorsunuz kusura bakmayın. Anne baba içeride uyuyor sen oradan kaç adamı olur mu? Bir insan bir haber verir ya. Babacığım müsaade ederse ben kaçıyorum. Vermedin haberin olsun. Beni aramayın falan der insan. Hiç canım, aklınıza gelmiyor. Daha sonra tabii ki telefondan haber veriliyor. Kaçtığımız tabii ki illaki duyuluyor iki gün sonra. Genelde de babalar İsmail YK'nın şarkısını söylüyorlar kızlarına. Allah'ım! Belanı versin. Dedin mi? Tövbe. Bela okuyorum. Dedin mi babanız öyle bir şey? Vallahi bilmiyorum. O kadar bağırmış. Arkamda dedi mi demedim bilmiyorum. İlla ki demiştir. Allah. Siz kaçarak mıydı? Hayır. Bir kaçma uzmanısınız da anne acaba. Hayır. Kaçanları görüyoruz. İşte nasıl kaçtıklarına şahit oluyoruz. Kaçmayanın bileklerde hiçbir şey yok. Kaçanda maşallah. Bilekler evde. Erken değil mi biraz kız içinde? Oğlum sevdi. Durmadı. Oğlum sevdi. Ben Dünür mü? Evet ben kayınvalidesi. Oğlum sevdi. Ben de diyorum.
Ama benim de bir taneydi. Görkünü görmek istedim. 5 tane. Görkünü? Kız. Evet. Görkü ne? Evet işte böyle görkünü görmek, torunları görmek istedim. 4 tane kızım. Gelin hanım sipariş var. Tez zamanda torun. İllaki ben görmek istiyorum. Torun görmek. Evet görmek istiyorum. 4 tane kızım var. Evlendirdim. Oğlan bir hiç yok. Oğlan bir tane. Oğlan bir tane artık bakalım gözlerimi mi oyar, iyi mi olur orasını da Allah bilir. Gelin mi? He tabi illaki. Siz kaynananızın gözünü oydunuz. Yok mı? Ben oymadım. Kolay mı öyle kaynana he. Göz oyma? Eli oyurlar, çıkar taş kesilir gelin. Şimdi Allah. Oyurlar Şoray Bey oyurlar şimdi. Yazık emeklerimiz de artık bilemeyiz. Ne diyorsun annem? Doğrusunu söylüyorum. Daha da gelin almadan telaş he ya ben seni. Telaş ediyorum artık gece gündüz. Yazık altınlara, Trabzon çekmelerine, Kıbrıs burmalarına, Erzurum burmalarına hep hazırlamışım. Ama bak emeklerimiz zayi olmasa. Sen Günür'ünün yanında ne biçim konuşuyorsun? Ben koşundan korkum yok. Onun kızı Ecel'ye benim oğluma sap oldu. Niye kınayı siz yapıyorsunuz? Sebep nedir? Sebep yok. Arkadaşıyım. Anlıyorum ben sizi. Evet. Sağ olsun haber spiker olmak isterken. Bugün hava durumu. Yakın arkadaşınız mı? Evet, çok yakın arkadaşım. Dertleşir miydiniz? Tabii ki. Bundan sonra biraz zor. Ancak hayır, koca... Zor nasıl zor oluyor? Bence zor değil. Koca ve evden çıkacak işe de öyle bir çay içmeye gideceksiniz de. Artık geceleri zor görüşürsünüz yani. Yatıya gidecek haliniz yok taze evlilere. Siz de aklınızı başınıza deşin canım. Rahat bırakın gençlere ayol. Adam evinde bir karısıyla çay içmek istiyor. Ne öyle arkadaşları gelmiş kısır yapacak. Olmaz öyle. Geçti o devirler. Beyinizi gönderecek misiniz arkadaşlarının yanına? Niye göndermeyeyim ki tabii ki. Niye göndermeyeyim ki dersiniz. Ondan sonra da beni daha çok seviyorsun arkadaşlarından. Şimdi onların yanından gelmiyorsun dersiniz. Bak evlilikte mutluluğun en basit formülü adamı bir arkadaşlarının yanına bir salacaksın. Gidecek deşarj olacak. Konuşacak edecek. Biraz maçlardan konuşacak. Habire bu bilezik ne oldu? Evin şu boyası ne oldu? Tavan akıyor. Üst komşu gürültü. Bunlar insanı geriyor. Erkekler biraz bundan. Tamam. Buyurun. Buyurun. Kayınvalide elini açmıyor. Ne diyorsun? Evet. Kaynanası? Oturdu öyle oraya. Hürrem Sultan misali ama kaynana. Tamam. Gelin diyoruz. Elini açmıyor diyoruz. Altın hızıma mülayim seni haktan diledim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Altın hızıma incidir gömleğin ağır içidir. Benim lal olmuş dilim ne dedi yar incidir. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Bayburt Radyosu Yurttan Sesler Korusu'nun seslendirdiği Altın Hızman Mülayim. Gerçek. Evet. Bu gerçek. Yapıştırma mı? Yapıştırma. Artık çağımızda ilginç oluyor. Kıyafetler otantik ama buna neydi? Person? Hızma. Hızma. Barbie. Eski midir bu? Evet. Teyit etmemiz lazım. Anne, hızma var mıydı sizin zamanında? Hayır. Yok. Neydi isim? Meryem. Meryem ne sallıyorsun?
Ne sallıyorsun ne? Piercing mi? Evet. Hızma diye bize mi yutturacağız? Yo, yutturmadım da bizim Bayburt'ta öyle söylenir. Hızma. Göz kenarlarındakini? Evet, hızma. Aynı şey. Sizi görünce zaten direkt diye bu durumlar mı oluyor? Evet. Ne dedi en çok? Gözleriniz çok güzel falan mı dedi? Evet. Direkt öyle dedi. Evet. Size ne dediniz siz de? Evet. Hatta sana ne? Yok, o tabir kullanmadım. Aman öleceğim ben kibarlığınızdan. Size mi? Ne hocam, ne kadar güzel gözleriniz var dediğinde size alakadar etmez mi? Evet. Kına gecesi aşağı yukarı böyle bir şey. Bakalım. Kına daha ne yapacağız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.